أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Bizleri yoktan yaratan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Ümmetiyle müşerref olduğumuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun, onun âline, ashabına ve siz değerli kardeşlerime selam olsun. Selamun aleyküm, cumanız mübarek olsun. Camimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz ya da hatırlatalım. Bu pazar günü akşam Mevlid gecesi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelişinin, dünya kaderinin değiştiği gündür. Esas itibariyle ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu günü bir doğum günü şeklinde kutlamamışlar. Ancak bizler yıllar sonra onun gönlümüze doğmasına, hayatımıza doğmasına, ülkemize doğmasına, evimizin içine doğmasına o kadar çok ihtiyacımız var ki, herkese ve her şeye bir gün yapılıyor. Herkesin ve her şeyin bir günü varken bizlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç değilse bir gün dahi olsa gündem yapalım. Bir gün ne kelime? 365 gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gündem yapmak gerekir. Ama en azından dünya açısından ya da ülke açısından bir günde olsa herkes onu konuşsun istiyoruz. Evet, peygamberimiz, önderimiz, canımız, ciğerparemizdir o bizim. Allah'ımız buyurdu ki Ahzab suresinde 21. ayeti kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Sadakallahu l-azim. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örneklik vardır. Kim için? Allah'a kavuşacağına inanan, Allahu Teala'yı çokça zikreden ve ahiret gününe inananlar için peygamber bir numaralı örnektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet-i kerimemizin yapısına baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Peygamber size örnektir ama şu özelliği taşıyorsanız. Peygamberi örnek alanlar şu kimselerdir. Ya da şu zihniyete sahip insanlar peygamberi örnek alabilirler. Onun örnekliğini ayrıca konuşacağız. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ. Her kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, onun için peygamber üsve-i hasenedir. Kim peygamberi sever? Kim peygamberin hayat mantığını kendi mantığı olarak düşünür ve kabul eder? İşte bunun cevabını veriyor bu ayet-i kerime. Onlar Allah'a kavuşacağına inananlardır. Yani Allah'a kavuşacağız. Herkes Cenab-ı Hakk'ın karşısına bizzat, yanında hiç kimse olmadan, sadece ama sadece kendisi Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkacak ve Allahu Teala'ya öyle hesap verecek. Ashab-ı kiramdan bazısı demişler ki keşke Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp hesap verme olmasaydı da, ya da bunun yerine ben bir koç olsaydım, ailem beni kesip misafirlerine yedirseydi, ya da benim külümü savursalardı rüzgara da kül olsaydım, toz duman olsaydım, rüzgara savursalardı ama Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkıp da ona hesap vermeseydim. Onun utancından, onun mahcubiyetinden ve korkusundan dolayı sorumluluk bilinciyle böyle düşünmüşler. Evet, bu bilince sahip insan için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım ve en gizli şeylerimi bana haber verecek mantığına sahip olan bir adam peygamberini örnek alabilir. Ya da onlar peygamberi örnek alırlar. Vel yevmel ahire.
ahiret gününe inanan, ben dirileceğim, Cenab-ı Hak bu dünyada yapılanların hesabını tek tek soracak. Adaleti tesis edecek. Lokman aleyhisselamın oğluna dediği gibi, yavrum, işlediğin bir şey minicik olsa, bir susam tanesi kadar olsa, sen bunu göklerin derinliklerinde, denizin dibinde ya da karaların içinde, kayaların içinde, yani hiç kimsenin görmediği bir yerde de yapsan, Allah yarın kıyamet günü getirir onu senin mizanının kefesine koyar yavrum dediği gibi, bu mantığa sahip Müslüman da وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ahiret gününe inanıyor ve Cenab-ı Hakk'a hesabını vereceğine düşünüyorsa, o zaman oradaki endişeden dolayı peygamberini örnek alır. Onun mantığı peygamber mantığı olur. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikreden, Cenab-ı Hakk'ı gündem yapan, gündemden düşürmeyen, Cenab-ı Hakk'ın varlığına inanmakla beraber her zaman onun varlığını hisseden adamlar da peygamberine örnek alırlar. Peki sevgili kardeşlerim, bugün peygamberliği konuşacağız. Özelde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşacağız. Tabii ki 63 yıllık bir hayatı, bunca mücadeleyi 35 dakikada anlatamayız. Ama dilimiz döndüğü kadar bazı noktaları birlikte irdelemek istiyoruz. Peygamber nedir? Peygamberlerin görevi nedir? Biz nasıl bir peygambere inanıyoruz? Peygamber dediğimiz zaman aklımızda nasıl bir şey uyanıyor? Ona karşı Müslümanlar olarak bizim vazifelerimiz nedir? Peki sünnet ne demektir? Bunların hakikati anlaşılmadan peygamberin örnekliği aleyhissalatü vesselam uygulanamaz hayatta. Peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun hidayetçileridir. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın, yeryüzüne inin ilk önce Adem Aleyhisselam'a, sen ve neslin yeryüzüne inin. Orada benim hidayetçilerim gelecek size. Hüda gelecek size. Kim benim hidayetçilerime uyarsa, yol göstericilerime, peygamberlerime uyarsa, işte onlara hiçbir korku ve hüzün yoktur. Allah-u Teala'nın hidayetçileri vardır. İnsanı uyaran, uyarıcıları vardır bu dünyada. Başta peygamberlerdir. Peygambersiz zamanlarda hani bir hoca gelmişti senin dükkanında bir bardak çay içip ne yapıyorsun kardeşim demişti ya. Aslında o senin için bir hidayetçiydi. Hani filanca yerde büyük bir kaza atlatmıştın da verilmiş sadakamız varmış dedin ya. Aslında o kaza senin için bir uyarıcı, bir hidayetçiydi. Hani doktor demişti ya sana, bu çok büyük bir hastalığa benziyor, bir tahlil yapalım, her şeye hazırlıklı ol, temiz de çıkabilir demişti. Allah'ın rahmetiyle temiz çıkmıştı ya. Hani bir hafta boyunca uykuların kaçmıştı ya, işte o senin için bir uyarıcıydı. Hani bir hastalığa tutulmuştun, uzun bir tedavi sürecinden sonra Allah sana şifa nasip etmişti. İşte o bir uyarıcıydı. Hani iş yerin çok büyük bir sıkıntı ve musibet atlatmıştı. O senin için bir uyarıcıydı. Hani saçlarımız dökülüyor, sakallarımız ağarmaya başlıyor ya. İşte bu bizim için bir uyarıcıdır. İlle uyarıcı için birisinin gelip sizin kapınızı çalmasına gerek yok. Çünkü Allah bizlere akıl vermiş. Hiç kimse yarın bir gün Allah'ım bana peygamber gelmedi diyemeyecek. Tıpkı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bana ölümü hatırlat deyip tuttuğu, görev verdiği o adam, ona her gün ey Ömer ölüm var, ölüm var diye hatırlatıp bir gün yine bir hatırlatmadan sonra artık bugünden sonra gelmene gerek yok. Çünkü saçım sakalım ağardı. Bana her gün ölümü hatırlatıyor dediği gibi, saçın sakalın ağarması da Allah'ın hidayetçilerindendir. Hani bir rüya görmüştün de
etkilenmiştin hani. Kendin için bir hisse çıkarmıştın oradan. Ama şeytan sonradan tekrar seni kandırmış. Nefsine uymuş, eski haline dönmüştük ya. İşte aslında o Allah'ın bir hidayetçisiydi. İşte yeryüzünde Allah'ın hidayetçileri gelecek. Bunlardan birisi de peygamberlerdir. Peygamberler Müslümanların önderleridir. Peygamberler camilerde oturan hacı emmiler değildir. Allah aşkına şu düşünceden vazgeçelim artık. Peygamberler bu ümmetin siyasi önderleridir. Ne olur anlayalım bunu artık. Sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam kiminle mücadele etti? Ebu Cehil'le mücadele etmedi mi? Ebu Cehil kimdi? Bir toplumun siyasi lideri değil miydi? Musa aleyhisselam kiminle mücadele etti? Firavun'la. Firavun dünyanın o günün şartlarında en büyük devletlerinden birinin başkanı değil miydi? Haman onun danışmanı değil miydi? Peygamberler gelip gariban temizlikçilerle mi uğraştılar bu dünyada? Peygamberler gelip mescitten hiç dışarıya çıkmadılar mı? İnsanların ekonomisine karışmadılar mı? Giyimlerine, kuşamlarına karışmadılar mı? Düğünlerine, evlenmelerine, boşanmalarına karışmadı mı? Onların ticaretine, ekonomisine karışmadı mı? Hukukuna, siyasetine peygamberler karışmadı mı? Bilakis peygamberler tam da bunun için gönderildi. Ve peygamberler bu misyon ile görevlendirildi. Peygamberler Allah adına yetkilendirilmiş insanlardır. Bunu anlayalım artık. Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Men yut'ir rasule fekat ata'a Allah ve men tevalla fema ersalnaka aleyhim hafiza." Kim peygambere itaat ederse, kim resule itaat ederse bilsin ki aslında o Allah'a itaat etmiştir. Ey peygamber, senden yüz çevirirlerse sen onların başına bekçi olarak göndermedik biz. Dileyen iman eder, dileyen iman etmez. Peki peygamberlerin görevleri nedir? Az önce de konuştuğumuz gibi, yani sadece ne bileyim bir camide vaaz etmek midir peygamberlerin görevi? Din dediğimiz şey sadece caminin içinde ve mezarlıkta yaşanan bir şey midir ölürken? Ölmüş ya da Kur'an ölmüşlerin arkasından okunan, sevap için okunan bir tılsımlı bir söz müdür sadece? Hepimiz bunları düşünelim. Eğer bunların cevaplarını biliyorsak, ki evet biliyoruz, o zaman caminin dışına da yansıtalım. Vefa peygamberi diyoruz, vefakarlığından bahsediyoruz. Üç kuruş menfaat için ne vefa kalıyor, ne dürüstlük kalıyor, ne bilmem ne kalıyor. Bu mudur peygamberi peygamber edinmek? Ne dedi Cenab-ı Hak? Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şayet sen bunu yapmazsan Allah'ın sana vermiş olduğu peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun diye tehdit ediyor Allah Celle Celaluhu. Peki bir postacı düşünün. PTT'den gelmişler, bir yerden bir posta gelmiş. Şuraya imza atar mısınız tebliğ ettiğime dair, teslim ettiğime dair? İmza atıyorsunuz, mektubu bırakıyor, gidiyor. Bu adam postacıdır. Peki Peygamber Efendimiz bu mudur? Kur'an'ı getirdi, bıraktı, gitti. Böyle bir peygamber inancımız mı var bizim? Peygamberlerin vazifeleri tebliğdir, temsildir, teşriidir ve tebyindir. Tebliğ etmek, onlar Allah'ın ayetlerini eksiltme ya da çıkartma yapmadan ümmetlerine bildirirler. İkinci olarak temsil görevleri vardır. Bildirdikleri şeylerin nasıl yaşanacağını bizzat pratik olarak yaşayarak gösterirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz demiş, ömrünün son anına kadar o namazdan ayrılmış mı? Ayrılmamış. Söylediğini yapmış mı? Yapmış. Nasıl yapılacağını da göstermiş mi? Hangi namaz ne saatte? Hangi vakitte? Yani vakitlerin arası nedir? Hangi namaz kaç rekattır? Rekatlardan neler okunacak?
oturulması, secde edilmesi, secdenin şekli, selamı, neler okunacağı, nasıl yapılacağı, nasıl niyet edileceği hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiş midir? Bu bir örnektir sadece. Yaşayarak göstermişler midir? Evet, bir vazifeleri de budur. Üçüncü vazifeleri teşriidir. Kanun koyucudur. Bunun altını çiziyoruz. Peygamberler sadece dini liderler olarak gelmemişlerdir. Hem dini hem siyasi anlamda ümmetin otoritesi bir numaralı adamlarıdırlar. Onlar ümmetlerine kanun koyarlar. Şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız. Şimdi Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, eğer Allah ve peygamberi bir meselede hüküm beyan etmişse, yani Cenab-ı Hak ve peygamber, dikkat edin, şu şöyle olacak demişse, mümin erkek ve bayanların o sözün üzerine söz söyleme, kendi iradelerini ortaya koyma hakları yoktur. Çünkü Allah'ın ve peygamberin emri kesindir. Emir demiri keser diyoruz ya. Emir demiri keser diyor Allah Celle Celaluhu. Bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kanun koyma yetkisinin olduğunu da bize göstermektedir. Bir de onların vazifesi, bir tanesi de tebyin. Ne demek tebyin? Açıklamak. Getirdiği dini açıklıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İman edip de imanlarına zulüp bulaştırmayanlar var ya diye ayet-i kerime indirdiğinde Allah, zulmü günah olarak anlayan sahabe-i kiram, kim zulüm bulaştırmaz ki ya Resulallah, ister istemez herkes günah işler dediklerinde, yok bu öyle değil, Lokman aleyhisselamın oğluna söylediği gibi, inne şirke le zulmün azim, buradaki zulüm şirktir deyip Kur'an'ın ayetlerini o ümmetine, o insanlara Resulullah aleyhisselatü vesselam açıklamıştır. Dolayısıyla bugün işte Kur'an Müslümanlığı ambalajı altında bir fikir empoze edilmeye çalışıyor Müslümanlara. Kur'ansız İslam mı var ki Kur'an Müslümanlığından bahsediyorsunuz? Ya da peygamberin sünneti Kur'an'dan farklı bir şey mi? Yani Kur'an başka bir şey söylüyor, peygamber başka bir şey mi yaşıyor da böyle söylüyorsunuz? Doğru cümlelerle insanları yanlışa yöneltmeyin. Resulullah aleyhissalatü vesselam, size iki şey bırakıyorum. Eğer onlara uyarsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Teraktu fikum emrayni len tazillu ma temessektum bihima. Size iki şey bırakıyorum. Onlara uyarsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Kitaballahi ve sünnete nebiyyihi, Allah'ın kitabı ve sizin peygamberinizin yaşantısıdır, hayat mantığıdır, yani sünnetidir kardeşler. Bir de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın örnekliği açısından şunu da ifade etmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu din gönderdi. Dinin ana esaslarını Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etti. Ama işin teferruatını, nasıllığını, ince detaylarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşayarak açıkladı. Bakınız, tabiinin büyüklerinden Abdullah bin Yezid rahmetullahi aleyh hacca gelmiş, yani dikişli elbiselerle hac yapan bir adam gördü. Ona dedi ki, dikişli elbiseleri çıkart, dikişli elbiseden ihram olmaz, dikişsiz ihram giy gel dedi ona. Adam da bugünkü cahil kafalar var ya, çok biliyormuş gibi, bana Kur'an'da ihramla ilgili bir ayet göster dedi. O da dedi ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Peygamber size ne verildiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ondan da uzaklaşın. İhramın dikişsiz oluşu Kur'an'da yazmaz. Ama peygamberimiz bize bunu öğretti. Allah da dedi ki, genel bir kaide koydu. Peygamber ne dediyse onu yapın, neyden sakındırdıysa ondan uzak durun. İşte. Önce bakış açımızı bu anlamda bir düzelteceğiz.
Bir de sevgili kardeşler, bir dipnot söylemek istiyorum. Hadislere karşı böyle hiç ömründe bir hadis kitabı okumamış, hadis usulü nedir bilmeyen insanlar dahi sanki hadislerin hepsi yalan, uydurma, yanlış. Birisi geçerken sokakta birisine demiş, ya peygamber şöyle demiş, örnek veriyorum. O da gitmiş, ha demek ki peygamber böyledi dedi deyip bunu yaymış ve o da bir aradan 300 yıl sonra da bu kitaba geçmiş zannediyor. Bu iş böyle değil arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini getirenler bizzat sadece fert değildir. Bunlar okuldur. Nasıl ki toplumun bilimi ve bilgi birikimi yıllarca günümüze kadar geldi bu bilgi birikimi. Yani herhangi bilgi birikimlerinden, bilimden de bahsediyoruz. Nasıl geldi bu bilim? Sokaktaki herhangi bu işlerle alakası olmayan insanlar tarafından mı getirdi? Yoksa oluşturulan okullar vasıtasıyla ve ilim adamları ve bilim adamlarının elleriyle, bilim zinciri yoluyla mı günümüze geldi? Elbette ki okullarda ya da bilim adamlarının yetiştirdiği talebelerle nesilden nesile aktarıldı, belli bir zaman sonra da yazılmaya başlandı. Aynen onun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bize getiren alimler de peygamber medresesinden yetişip daha sonra kendi okullarını kurup o okullarda bugünün deyimiyle profesör olan insanların elleriyle ondan ona nakledilerek gelmiştir. Yani siz birilerinin zannettiği gibi kulaktan duyma laflarla olmadı bu işler. Profesörlerin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği ashabın ve ondan sonra yetişmiş olan talebelerin, herhangi adam değil bunlar, ilim talebesi, ilim adamı, profesör bugünün deyimiyle. Ondan kendi talebesine, yani bir sonraki profesöre ve bu şekilde günümüze kadar gelmiştir bunlar. Evet, bizler nasıl bir peygambere inanıyoruz? 571'de doğup 632'de Medine'de vefat eden bir peygamber mi sadece? Vaktim olsaydı kronolojik olarak şöyle 5 dakika hayatını bahsetmek istiyordum fakat vaktim olmayacak. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tek kelimeyle tarif edecek olsak, yani onu bir şekilde anlat tek cümleyle desek ya da tek kelimeyle, ona diyeceğimiz şey inanın el emindir, güvenilirdir. İnanın siyasetinde de güvenilir, İnanın ekonomisinde de güvenilir, İnanın aile hayatında da güvenilir, İnanın bir baba olarak da güvenilir, İnanın bir peygamber olarak da güvenilir, Bir vatandaş, sıradan bir insan olarak da güvenilirdir. Çünkü o daha peygamber olmadan önce Muhammed'in hakemliğine razıyız denilen bir insandı o. Daha peygamber olmadan önce sözleşmiş olduğu arkadaşını sözleştikleri yerde 3 gün bekleyen, 3 gün derken gece gündüz değil, gidiyor gelmemiş, ertesi gün bir aynı saatte gene gidiyor, ertesi gün aynı saatte gidiyor, 3. gün adamın aklına geliyor, gidiyor bakıyor ki Peygamber Efendimiz orada bekliyor gene aynı saatte. Güvenilir insandır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O öyle bir güvenilirdir ki kendisini öldürmek için 16 tane gangsteri kapısına dizen Mekke müşriklerinin mallarını Hazreti Ali'ye radıyallahu anh teslim edip yarın benim yatağımdan sağa çıkarsan bunları götür bizim öldürmeye gelenlere ver deyip onların mallarını dahi kendi evladı yerinde olan Hazreti Ali'yi ölümü pahasına ona teslim edip onlara bırakan, yanında götürmeyen, bilakis ne halleri varsa götürün zaten beni öldürüyorlar demeyen, her şartta ölüm pahasına güvenilirliğini gösteren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakmayın siz amcası Ebu Leheb'in İslam'dan sonra ondan nefret etmesine. Eğer ondan hakiki anlamda nefret etmiş olsaydı
İslam'dan önce onun iki kızını iki oğluna nişanlar mıydı? Mesele derin, mesele başka, mesele menfaat meselesi, mesele korku meselesi, mesele dünya meselesi. Hiç kimse ona emanete hıyanet etti diyemez. Hayber'in fethi günü, Hayber'in fethine gittiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, çoban Yesar var, Yahudilerden birisinin çobanı, onların hayvanlarını gidiyor. Duymuş ki peygamber gelmiş, onları kuşatmış, savaşacakmış. Çok merak etmiş, kimdir bu peygamber diye. Gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karargahına hayvanlarını otlatarak. İslam'ı anlat bana ya Resulallah ve orada Müslüman oluyor. Hemen oracıkta. Diyor ki bunlar işte biraz sonra savaşacaksınız. Savaştan sonra ganimet olacak o mallar. Bu o Yahudilerin malları, ne yapayım bunları diyor. Sen diyor bunlar hayvanlar yollarını bilirler. Bunları ileriye doğru sür. Oradan ötele bunları gitsinler. Gasp etmiyor onun malını. Çünkü Allah böyle bir şey müsaade etmedi. Bir savaş öncesinde Müslümanlar azınlıkta oldukları halde iki önde gelen sahabesi müşrikler tarafından yakalandılar. Onları serbest bırakmadılar ilk önce. Onlar da dediler ki bizim Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem bizim bir ilişkimiz yok. Biz tüccarız. Biz buradan Medine'ye gidiyoruz. Ticaretimizle uğraşıyoruz. Bizim savaşla şunla bunla işimiz yok dediler. Onları bıraktılar müşrikler. Onlar da geldiler Peygamber Efendimiz'in yanına. Dediler ki ya Resulallah böyle böyle bir olay geldi başımıza. Biz savaşalım mı? Orduya katılalım mı? Diyor ki yok. Siz onlara söz verdiniz, sözünüzü tutun, Medine'ye gidin. Savaş birazdan ve Müslümanların sayısı çok az. Ve savaş hiledir aslında. Ama o güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O vefalıdır. Bir yaşlı kadın gelmiş Medine döneminde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam odasına, evine giriyor. Bakıyor ki Ayşe annemizin yanında bir yaşlı hanımefendi. Diyor sen kimsin? O da diyor ki ben Müzeynelerden Cesame'yim ya Resul, Cesame'yim ya Resul. Sen diyor Hasene misin? Demek ki ismi Hasene. Sen o musun? Bizim Hasene misin sen? Evet ya Resulallah. Ey nasılsın? Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Halin nasıl? Çocuklar. Efendimizin çok ilgilendiğini, onunla çok hürmet ettiğini görünce kadın gittikten sonra annemiz soruyor. Diyor ki ya Resulallah kadınla çok ilgilendin. Tanışıyor musunuz? Niye bu kadar ilgilendin diye sorduğunda Hatice'min sağlığında bize çok gelip giderdi bu kadın diyor. Vefalı olması lazım Müslümanın, vefa imandandır diyor. Vefa. Bırakın başkalarına, ne anamıza vefamız kaldı, ne babamıza vefamız kaldı. Vefa peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamber Efendimizin sünneti diyoruz. Ağzımızdan düşmüyor sünnet. Sünnet, 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 sünnet. Peki nedir bu sünnet? Biz Müslümanlar olarak fıkıhçıların sünnet tabirini kullanıyoruz. Bu kavramla yürüyoruz. Fıkıhçılara göre farzla nafile arasında Peygamber Efendimizin yaptığı şeyler, nafile olarak Peygamberimizin yaptığı ibadetlere sünnet diyoruz. Doğru mu? Peki peygamberlik ya da örneklik sadece namaz kılmaktan ibaret miydi? Hayır. Sünnet demek sevgili kardeşler, yol, gidişat, kanun ve hayat tarzı demektir. Hayat tarzı. Peygamber mantığına biz sünnet diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim hayata bakışımızdır. O bizim zihniyetimizdir, bizim örneğimizdir, bizim takip ettiğimiz liderimizdir, o bizim ölçümüzdür, o uğruna başını vermeye canımızı seve seve vereceğimiz sevgilimizdir, o kimi sevip kimden nefret edeceğimizi öğretenimizdir, dini için dar ağaçlarında sallandığımızdır. O doğruyla yanlışı bize öğreten, o hayatı yorumlamamıza yol gösterendir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. He
şeyden önce, her şeyden önce bir Müslüman peygamberinin mantığını almak zorundadır. Aksi halde sıkıştırılmış bir köşede, sıkıştırılmış bir İslam anlayışı, konserve İslam anlayışı onda hakim olmuş olur. Hayat mantığımızı peki soruyoruz şimdi. Hayat mantığımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyuyor mu? Hemen bir sağlamasını ve değerlendirmesini yapalım. Basit bir soru. Oğlunuz evlenirken dedi ki baba bayanlarla erkeklerin ayrı salonlarda olmasını istiyorum dediğinde tavrınız nedir? Ya da böyle bir düğüne karşı siz gençler olarak ya da babalar olarak fikriniz nedir bu hususta? Tesettür, sakal, İslam'ın sembollerini ve şiarlarını gördüğünüzde ona karşı kalbinizde ne hissediyorsunuz? İşte bu bizim iç yüzümüzü ortaya koyan bir iki örnekten bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim radıya billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulen dedi. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olursa o imanının tadını alır. İmanının tadını alır. Hasta olduk, Covid olduk, ağzımızın tadı tuzu gitti. Tuzla bal aynı seviyeye indi tat olarak. Sebebi neydi? Virüs. Vücudumuza virüs girmişti. Bugün İslam'dan tat almıyorsak, Allah'ı Rab edinemediğimiz, peygamberi Resul ve peygamber olarak edinemediğimiz ve İslam dinini de din olarak kabul edemeyişimizden dolayıdır. Din derken yaşam tarzı. Şunu söylüyor muyuz mesela? Allah'ım, iyi ki sen bu namazı yazmışsın. İyi ki zinayı yasaklamışsın. İyi ki tesettürü farz kılmışsın. İyi ki alkolü yasaklamışsın. Vesaire vesaire devam et. Bunu diyebiliyorsa bir insan, peygamberin mantığındadır o adam. Aksi halde istediği kadar peygamberim desin, kalbinde inkılap gerçekleşmemiş, imanı kemale oturmamıştır. Allah'ın bizlere hidayet ve peygamberi örnekliğini kabul etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.